Herkese merhabalar. Bugün sizler için haşhaşlı sultan tatlısı tarifi paylaşacağım. Malzemelerimi hamur yoğurma makinemin içerisine ilave ediyorum. Bu arada malzemeleri tarifini alt açıklama kısmından alabilirsiniz. Malzemelerimizin hepsini kabımızın içerisine ilave edelim. Daha sonra yoğurma işlemine başlayacağız. Benim hamurum gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Sizler de hamurunuzu hazırladıysanız yapım işlemine geçebiliriz. Bu arada bir kase içerisine haşhaşımızı almayı unutmayalım. Hamurlarımıza yuvarlak şekillerimizi verdikten sonra haşhaşın içerisine batıracağız. Videoda da gördüğünüz gibi yuvarlak şekil verdiğim hamurlarımızı haşhaşa buluyoruz. Daha sonra tepsiye dizliyoruz. Hamurlarımızın hepsine bu işlemi yapıyoruz. Önce yuvarlak şekil verip daha sonra haşhaşa batırıp tepsiye diziyoruz. Tatlımı fırına göndermeden önce üzerine ceviz ve fındık ekliyorum. İsteğe bağlı olarak dilerseniz siz de ekleyebilirsiniz. Hem görsel olarak hem lezzet olarak gayet güzel oluyor. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Siz isterseniz sade de yapabilirsiniz. Fındıklarımı gördüğünüz gibi tatlımın üzerine diziyorum. Orta sırayı boş sade yapıyorum. Bir üst sıraya da tekrardan ceviz ilave ediyorum. Tatlımız fırına gitmeye hazır. Tatlımız pişti. Hazırladığımız şerbeti tatlımızın üzerine ilave ediyoruz. Şerbetimizi ilave ettikten sonra tatlımızın şerbetini iyice çekmesi için dinlendiriyoruz. Ve tatlımız servise hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.